İnsanoğlu doğası gereği ekti biçti yedi, topladı yedi, avlandı yedi ama hep yedi. Bu aşamada iklimler değişti. İnsanoğlunun kendi değişti bir kere. Mevsimler değişti, teknoloji gelişti. Tabii bunun bir bedeli vardı. Pek çok lezzet unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Özellikle yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu geniş, engin coğrafyada pek çok lezzet yok oldu. İşte bu programda bizim amacımız bu unutulmuş reçeteleri, yani tarifleri sizlerle tanıştırmak ve unutulmamalarını sağlamak. Merhaba. Binlerce yıldır uğruna ne mücadeleler verilmiş güzeller güzeli şehri İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyiz şimdi. Sultanahmet'teyiz. Ne medeniyetler geldi geçti bu şehirden, ne ziyaretçiler. Her gelen bir tat aldı götürdü, binlercesini getirdi. Bugün meyvelerin en mis kokulusu kavunu hiç bilmediğiniz bir yönüyle karşınıza getireceğiz. Az önce size bahsettiğim bu enteresan yemeği yapmak üzere bu güzel restoranımızın mutfağına ve baş aşçısı Kadir Yılmaz'ın yanına geldik şimdi. Şefim teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız bu yoğunluk esnasında. Biz teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan ayrıca keyif alacağız. İnşallah bu güzel yemeği yaptıktan sonra bizi izleyen misafirler de bunu deneyerek, uygulayarak lezzeti tadacaklardır. Yegane amacımız bu. Şefimizin amacı da bizimkiyle aynı gördüğünüz gibi. Çok enteresan bir şey yapacağız ama öncesinde sizi biraz tanımak istiyoruz. Efendim ben yaklaşık 23 yıldır bu işin içerisindeyim. Ağırlık olarak Osmanlı Saray Mutfağı yemekleri yapıyorum 19 yıldır. 4 yılda Türk Mutfağı yemekleri yaptım. Ayrıca bir keyifli bir iş bu iş. Padişahlar neler yemiş, sultanlar neler yemiş o yemekleri araştırarak yapıyoruz. Günümüz lezzetini sunuyoruz. Peki bugün nasıl bir şey yapacağız Kadir Usta? Efendim bugünkü yapacağımız en nadide, en çok sevilen bir yemek. Padişahımızın en çok sevdiği yemek. Kavun dolması yapacağız. Kavun dolması yani aklınız alıyor mu bilmiyorum ama ben bayağı zorlandım. Kavun dolması. Yani kavun evet kavunu dondurmayla doldurduklarını gördük dondurma ceviz evet. Falan gibi bir şey. Ama kavunun içine şimdi bugün bu malzemeleri et düşününce et dolduracağız içine. Yani aklım kesmedi desem yeridir. Evet. Malzemelerimizi sayacak olursak kavunumuz var. Tam olmamış. Biraz ham kavun. Turfanda. Evet. Bademimiz var. Kabukları soyulmuş. Haşlanmış pirincimiz var. Bu pirinç nasıl haşlanmış? Hafif öncelikle ıslatılıyor. Islatıldıktan sonra bir kapta haşlanıyor. Az haşlanıyor yalnız. Bizim yani, normal pilavlık bir pilav yok yani orada. Hayır. Hafif haşlanmış pirinç var. Pirinç var. Aynı zamanda az haşlanmış. Biraz hafif diri oluyor. Çünkü yemeğimiz içerisine kattığımız için biraz hafif sert olması gerekiyor. Beraber piştiği için tam kıvamı. Pişmeye devam edecek yani evet. O yüzden. Evet. Az haşlanmış pirinç. Tuz. Kuş üzümü. Kuş üzümümüz var. Harika. Biberiye. Bu kuru biberiye. Taze biberiye. Taze doğranmış, biberiye. İnce ince kıyılmış taze biberiyemiz var. Pul biberimiz mevcut. Dolmalık fıstık, zeytinyağında kavrulmuş, hafif içerisinde pul biber konmuş. Mizanplas dediğimiz hazır bir vaziyette. Bunu katacağız, dolmalık fıstığımızı katacağız. Dolmalık fıstığı biraz zeytinyağında kavurmuşlar, hazırlamışlar ve hali hazırda zeytinyağının içinde bekletiliyor fıstığımız. Evet. %50 kuzu, %50 dana olmak suretiyle kıymamız var. O dönemde kıyma makinesi olmadığı için zırhla çekiliyor. Biz de günümüzde aynı şekilde uyguluyoruz. Zırh dediğimiz nasıl bir şey usta? Büyük bir şey. Zırh satır da denir. Satırın biraz daha büyüğünü düşünün. Bu şey gibi bir şey değil mi bu? Hani börekçilerde olur ya böyle minik, evet. Hafif çeyrek ay gibi böyle fıtır fıtır keserler. Onun çok daha büyüğü. Daha büyüğü ve iki taraflı kollu. Çekim sonrasında da isterseniz çekim esnasında da gösterebiliriz. Gördüğünüz onu. Gibi evet, bu kıyma makinesinden çıkmış bir et değildir. Zırhla çekiyor. Zırhla yani büyük oval bir satırla normal etin dakikalarca belki de saatlerce üstünden evet. Geçilerek bu hale gelmiştir. Evet. Bir adet soğanımız var. Soğan da yine ince ince kıyılmış şeklinde hazırlanıyor. Ve kavun dolmamızın malzemeleri bunlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Biraz da tereyağı kullanacağız galiba. Tabii tereyağı bu içindeki çıkan kavunların
soteleyerek yanına içerisine koyacağız kıymaların içerisine. En son işlem o zaman ben, evet, bu tereyağını evet bırakıyorum. Kavun dolması için gerekli malzemeler: 1 adet turfanda kavun, 400 gram kıyma, 100 gram pirinç, 50 gram kuş üzümü, 50 gram taze biberiye, 100 gram dolmalık fıstık, 50 gram badem, 1 adet soğan, 2 kaşık pul biber, 50 gram tereyağı, 50 mililitre zeytinyağı ve 2 kaşık tuz. Kavun dolması yapacağız, ben hala inanamıyorum buna. Evet. Tavamızın altını yaktık. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar. O ısınmaya devam etsin. Biz kavunumuzu açalım bu arada. Tabii doldurulacak kavunu bir de doldurulacak hale getirmek lazım, öyle değil mi? Evet. Kavunu şimdi ne yaptık? İki tarafını da kestik. Kestik. Bir de ortadan kestik. Yani şu kısımları kapak oldu. İç kısımlarını böylece şimdi kavun oturuyor bu şekilde, evet, tabağa. İçinin çekirdek kısmını alıyoruz. Aslında bunun çekirdek kısımları da çok güzel şerbet olur, onu söyleyeyim. Kavun dolmasını da yaptığımız zaman çekirdeklerini de aynı zamanda şerbet yapıyoruz. Çekirdekleri de atmayalım yani, çekirdeklerden evet şerbet. Belki de başka bir bölümde kavun çekirdeğinden şerbet nasıl yapılır onu gösteririz, evet, size. Şunu da şey yapalım. Gördüğümüz gibi gayet basit. Tabii. Çok basit bir tatlı kaşığı hamlesiyle. Evet, içerisini açtık. Kadir Usta. Evet. Bu arada yağımız ısındı. Diğer tarafı da takip etmemiz gerekiyor. Tamam, ben açma işini hallederim usta, sen devam et. Evet. Yağımız ısındıktan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Bu yemek 15. yüzyıl, 16. yüzyıla ait bir yemektir. O tarihlerde yapılmış. Bunu da biz araştırarak günümüz beslenme koşullarıyla hazırlıyoruz. 15. 16. yüzyıl, yani Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk geliyor, değil mi? Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Beyazıt ve Şehzade Cihangir'in sünnet törenlerinde bir şölen yemeği olarak sunulmuş kavun dolması, evet, değil mi? Evet. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in, yani İstanbul'un Fatih'inin de en çok sevdiği yemeklerden bir tanesiymiş. Evet. Soğanımız kavruldu. Kıymamızı ilave ediyoruz. Sırhla çekilmiş kıymamızı ilave ediyoruz. Ve soğanla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Biz restorantımızda gelen misafirleri padişah gibi ağırlıyoruz. Sultanlar gibi ağırlayıp o şekilde gönderiyoruz. Bakın, padişah gibi ağırlayacaklar beni demek oluyor. Evet. Şimdiye kadar her şey çok iyiydi. Ellerinize sağlık. Evet. Soğanları soteledik, zeytinyağında içine kıymamızı ekledik. Kavurmaya devam ediyoruz. İşlem sırasında çıkan alevler ya da kıvılcımlar sizi yanıltmasın. Bu işi yapmak için illa alevlerin ya da kıvılcımların çıkmasına gerek yok. Siz evinizde normal imkanlarınızla da bunu yapabilirsiniz. Burası bir sanayi mutfağı olduğu için, çok yüksek, çok harlı ateş olduğu için, zaman sınırlaması olduğu için böyle yüksek ateşte yapılıyor. Sizin evinizde tabii ki böyle bir şey olmayacak. Zaten olmasın da, tehlikeli. Evet. Kıymamız kavrulmak üzere. Şimdi dolmalık fıstığımızı ilave edeceğiz. Kavrulmuş dolmalık fıstığımızı ilave ediyoruz. Dolmalık fıstık ekleniyor içine. Kuş üzümümüzü ekliyoruz. Kuş üzümler ekleniyor, dolmalık fıstıklar ekleniyor. Artık birazcık çeşnilendirme kısmına geldik yani. Evet. Dolmamız neredeyse hazır olmak üzere. Bademimizi ilave ettik. Harika. Haşlanmış pirincimizi ilave edelim. Evet, kıymalar olduktan sonra kısacası elde kalan ne malzeme varsa hepsini içine ekliyoruz. Pul biberimizi ilave ettik. Biberiyemizi de ilave edelim. Nefis. Efendim, kavun dolması yapıyoruz bildiğiniz gibi. Dolma denince aslında çok büyük bir tarihten bahsediyoruz demektir. Ta Orta Asya'ya dayanıyor dolmanın kültürü. Dolma herhangi bir şeyin içine bir başka şeyin tıkılması anlamına geliyor. Gayet Türkçe'de kullandığımız gibi. Ama Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Yunanistan'da, çevredeki pek çok ülkede
Yani Türklerin göç etme sırasında, Osmanlı İmparatorluğu sırasında hükmettiği bütün coğrafyalarda bu dolma farklı isimlerle, yok Dolmakya diye geçiyor, Dolme diye geçiyor, Tolma diye geçiyor. Farklı farklı isimlerle farklı farklı örnekleri var. Mesela ne dolması var usta? Kavun dolmasından başka patlıcan dolması var. Biber dolması var. Bizim ben bildiğimiz. Bir şey daha söyleyeyim. Elma dolması var. Elma dolması ayva var. Ayva dolması var. Ayva dolması var. Evet. Ondan sonra vişneli yaprak taneli dolmamız, vişneli sarmamız var. Vişneli yaprak sarması var. Değil mi? Tabii. Bu tarz Halep düşündükçe dolması çıkıyor. Halep dolması. Hatta hurma dolması var. Böyle minik minik hurmaların içine. Evet. Pek çok şey doldurulabiliyor. Ne tamam. kadar meşakkate hazırsınız ona bağlı. Evet. Ve içimiz hazır şu anda. Tüm malzemeleri ilave ettik. Harika. İçimiz hazır oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kavunumuzu süsleyeceğiz. Kavunu süsleyeceğiz. Ve fırına vereceğiz. Fırına verdikten sonra da soteleme işlemi var, evet, galiba değil mi? Evet, garnitürü şey yapacağız. Hazırlayacağız ve kenarlarını küçük küçük kesiyoruz. Evet. Gelen misafirleri ben çalıştırıyorum. Cenk Bey siz de lütfen diğerini yapabilir misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynen padişah gibi ağırlanıyorum şu an yani hakikaten. Evet. Haydi bakalım. Evet. İç harcımız hazır. Siz onu hazırlarken ben... Dur bakalım usta nasıl yaptın? Tamam peki. Doğru gittim. Evet. Standarttan şaşmayalım da. Tabii standart çok önemli. Evet, o da hazır mı? Harika, çiçek gibi oldu. Evet. Kavun çiçeği. Evet. Buyurun. Bunu da şöyle dolduralım. İyi, işte doldu. Sizce de harika gözükmüyor mu? Evet. Müthiş. Kavunumuzu da doldurduk. Bunu da fırına vereceğimiz için tepsimize koyalım. Gördüğünüz gibi içimizi hazırladık. Daha sonra kavunları ortadan ikiye kestikten sonra içlerini boşaltıp güzel bir şekil verdik kenarına. Süsledik, çiçeğe benzettik. Evet. Daha sonra hazır olan içleri kavunun içine doldurduk. Bir fırın kabında şimdi fırına gidecek. Evet, kapak kısmını da hazırlayalım şöyle. Kapak kısmını da hazırlayalım peki. Evet. Çünkü yukarıda padişah bekliyor. O yüzden kelle gitmesin. Kendine gitmesin. Padişah yukarıda aman Allah. Evet. Çok ve bir güzel. De kemik suyu ilave edeceğiz. Bizde Osmanlı Sarayı adında hazır bulyon olmadığı için kemik suyumuz var. Kemik suyumuz da hemen buradadır. 24 saat her zaman kaynar. Evet, demin malzemeler anlatırken size göstermedik. Hali hazırda önümüzde değildi. Ama burası bu kemik suyunu çok sık kullanan bir mutfak olduğu için hali evet. hazırda sürekli kaynayan kocaman bir kazan kemik suları var. Evet. Kadir Usta bu kemik suyu dediğimiz haşlanmış kemikten başka bir şey değil değil mi? Kemiğin saldığı su, içinde birkaç baharat şimdi, var. Şimdi dana kemiği normalde ortadan kırılır. Kırıldıktan sonra hafif kan alınıyor, suda bekletiliyor. Ondan sonra kemik kazanına koyularak içerisine su dolduruyor. İçerisine tane karabiber, havuç, kabak. Çorba gibi yani. Aynı şekilde kaynıyor, 8 saat kaynıyor. Kaynaktan sonra o suyun özü çıkıyor. Özü çıktığı zaman da işte çeşitli yemeklerde, çorbalarda çok sağlıklı olduğu için bunları kullanıyoruz. Harika. Duydunuz. Kemik suyu da bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi kemik suyunu nereye koyduk? Koyduk mu? Ben evet. mi kaçırdım? Kavun dolmasının içerisine, küvetin içerisine koyduk. Fırın kabının içine koyduk. Yani dolmanın içine direkt doldurmadık. Evet, kenarına koyduk. Kenarına koyduk ki kavun bunu emecek. Evet, güzel. Emsin diye. Şöyle de hafif gösterelim şöylece. Şöyle. Kavun dolmalarımızı hazırladık ve üzerine folyo ile kapatıyoruz hava almayacak şekilde. Üzerine hava almayacak şekilde kapattık fırın kabımızın. Evet. Fırına gidiyor galiba. Evet, fırına vereceğiz. Kapat. Buyurun. Evet. Fırınımıza kavun dolmalarımızı atıyoruz. Bu sanayi tipi fırın olduğu için
Kadir Usta şu anda çalıştırdı. Ama siz bu işleme başlamadan önce fırınınızı açarsanız 180 derecede hazırlarsanız içinizi ve kavunuzu hazırladığınız zaman fırınınız da sıcak olacaktır. Evet. Güzel. Fırın olur, kavunlar olurken şimdi bizim son bir hamlemiz kaldı. Evet, ikinci aşamamız yani garnitürü hazırlamak. Garnitür aşaması. İçindeki kavun, çıkan kavunlarımızı bir tabağımıza aldık. Ve ikinci tavamız olan içerisine iki parça kadar tereyağı ilave ediyoruz. Şu 50 gram kadar galiba değil mi? Evet, evet. 50 gram kadar bir tereyağı ilave ettik. Tabii ki miktarının ne olduğuna bağlı. Şimdi şöyle bir şey var. İsteyen yağlı seven yağ fazla kullanabilir. Az yağlı seven az yağ kullanabilir. Onun için biz mesela iki porsiyona 50 gram kadar tereyağı kullanıyoruz. Tamamen tercihe kalmış yani. Evet. Tereyağımız ocakta eriyor ve bunun içine kavunlarımızı ekleyeceğiz. Evet. Nasıl da köpürdü. Halis buğdası tereyağı olduğu zaman bu şekilde köpürüyor efendim. Cenk Bey sizden yardım isteyelim. Tabii, kavunları eridi. Ben de kavunları içerisine ilave edelim. İçerisine ilave ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet. Hafif pul biber ekelim üzerine. Dikkatinizi çekerim. Kavunun üzerine pul biber ekiyorum. Garnitürlerinin. Evet. Harika. Biraz da tuz ilave edelim. Üzerine. Biraz da tuz ilave edelim. Tatlıyla tuzluyu böylece birleştirmiş olalım. Evet. Çok hafif sötelendikten sonra kemik suyunu ilave edeceğiz gene. Harika. Biraz sotelendikten sonra şimdi kemik suyunu ilave ediyoruz. Kemik suyu, biraz da kemik suyu buraya. Evet. Tabii kemik suyunun burada sıcak olması gerekiyor. Bunu söylemeye gerek yok aslında ama. Evet. Pişmiş yaşa ama su katılmaz. Aslında katılır da soğuk su katılmaz. Ama eğer kemik suları yoksa hafif bir bulyon kullanabilirler. Et suyu kullanabilirler. Evet. Ama bizim önerimiz tabii ki kendilerinin yapması. Kemik suyu olursa daha da lezzetli oluyor. Sadece bu yemekte değil, çorbalarda, pilavlarda kullanırlarsa çok daha yapmış oldukları yiyecek daha lezzetli olur. Şu fikre ne dersin Kadir Usta? Mesela evlerinde şöyle bir tencere kemik suyu hazırlasalar, daha sonra bunu dondurup buzluğa atsalar, ufak buz torbalarında mesela. Muhteşem olur. Muhteşem. Çıkartıp parça parça kullansalar. Tabii tabii. Bu kemik suyuna da has bir şey değil. Balık suyu da yapabilirler, tavuk suyu da yapabilirler. Paket paket yaparak difrize atarlarsa istedikleri orantıda çıkartarak kullanabilirler. Hani şu buz torbaları var ya. Evet. Böyle torbadan bir kerelik ya da buz kalıpları. İşte onlar tam olarak şu bahsettiğimiz konu için ideal. İster limon suyu da koyarsınız, ister otlu limon suyu doldurabilirsiniz, otlu et suyu dondurabilirsiniz nasıl isterseniz. Hazır dursun, sürekli böyle kemik suyu kaynatacak haliniz yok elbette ki evde. Çıkartıp kullanabilirsiniz. Nasıl anlayacağız bunun olduğunu? Biraz yumuşayacak. Biraz yumuşayacak. Yani hafif sert. Evet, hala hafif sert. Evet. Şu elimizin altında bu arada boşaltalım. Elimizin altında kalmasınlar. Bunları boşaltalım. Şöyle elden ele uzatalım peki. Kavunlar oldu gibi değil mi? Oldu evet, kavunlar. Şu anda garnitürümüz hazır. Garnitür daha doğrusu. Aynı zamanda kavun dolmamız da hazır oldu. Şu anda fırından çıkartacağız. Peki o zaman. Ve servis tabağımıza koyarak, süsleyerek servise sunacağız. Açıyorum. Evet, buyurun. Açılışı yapalım. Açtım. Evet. Kurdeleyi kesmiş gibi oldu. Evet, kavun dolmamızı biraz tabii sıcak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizi yakmadan. Evet. Kavun. Fırınımıza teşekkür ediyoruz ya, katkılarından dolayı. Evet. Bu arada bir tane de servis tabağı rica edeyim sizden Cenk Bey. Hemen efendim. Evet. Kavunlarımız pişti. 15 dakika fırında pişirdik. Ve kavunumuzu şöyle servis tabağımıza alıyoruz. Cenk Bey yalnız olduğu için bir porsiyonunu servise hazırlayacağız. Evet. Garnitürlerimizi kavunlarımızın yanına tek tek koyarak süsleyerek servise sunacağız. Bir tane de şöyle iç kısmına koyalım. Biraz da suyundan kavunumuzun üzerine hafif gezdirelim. Şu an nasıl hissediyorum biliyor musun usta? Hani nikah memuru lafı uzatır da damat evet. Yerinde böyle hadi artık sor şu soruyu der ya. Evet. Şu an onu hissediyorum yani. Evet. Bu biberiye de siz şöyle süsleyin, kenara koyun. Son dokunuş. Son dokunuş. Şu biberiye de şuraya saplayayım mı? Uygun mudur? Uygundur.
Biberi yedi, evet, oraya sapladık. Evet. Son imzayı da siz atmış oldunuz. İmzayı ben atmış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Kavun dolmamız hazır. Servise sunabiliriz. Afiyet olsun. Efendim, gördüğünüz gibi kavun dolmamız elimde. Ben şimdi yukarıya restoran kısmına çıkacağım. Ferah Kadir Usta'nın elinden çıkan bu nefis kavun dolmasını yiyeceğim. Ustacığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Ve çıkıyorum ben yukarı. Görüşmek, evet, üzere. Buyurun. Şimdi bunu yiyeceğim. Kavun dolması için gerekli malzemeler: 1 adet turfanda kavun, 400 gram kıyma, 100 gram pirinç, 50 gram kuş üzümü, 50 gram taze biberiye, 100 gram dolmalık fıstık, 50 gram badem, 1 adet soğan, 2 kaşık pul biber, 50 gram tereyağı, 50 mililitre zeytinyağı ve 2 kaşık tuz. Efendim, kavun dolmamız için önce zeytinyağını tavada kızdırdık. Bu aşamada kavunlarımızı ortadan ikiye böldük ve bir kaşık yardımıyla çekirdeklerini temizledik. Daha sonra da kavunun içini bir kenara ayırdık. İnce kıyılmış soğanlarımızı yüksek ateşte tavamızda soteledik. Renkleri birazcık dönünce kıymamızı içine ekledik ve sotelemeye, kavurmaya devam ettik. Ardından sırasıyla dolmalık fıstığı, kuş üzümünü, bademleri, az haşlanmış pirinci, pul biberi ve biberiyeyi ekleyip tavayı iyice çevirdik. En sonunda da tuzumuzu ekledik. Kavunlara güzel bir şekil vermişti ustamız, hatırlayacaksınız. Daha sonra bu harcı güzelce şekillendirilmiş kavunların içine tepeleme doldurduk. Derince bir fırın kabına yerleştirdik. Üzerine kapaklarını bile yapmıştık. Bir kepçe kadar kemik suyunu da fırın kabına ekleyip ağzını alüminyumla sardıktan sonra 180 derecelik fırına 15 dakikalığına verdik. Bu aşamada işimiz bitmedi. Tereyağını erittik. Garnitür yapıyoruz şu an. Kenara ayırdığımız kavunları tavaya ekledik. Üzerine pul biber koymuştuk. Çok enteresandı bu nokta. Yarım kepçe kadar kemik suyu. İşte bu kadar. Daha sonra fırın kabımızı fırından çıkarttık. Alüminyumunu söktük aldık. Ne kadar güzel gözüküyor kavunlar. İşte tabaklamıştık bu şekilde. Garnitürünü de hem damağa hem göze hitap edecek şekilde tabağımıza yerleştirdik. Haydi bize afiyet olsun. Az önce mutfakta Kadir Usta ile birlikte bu kavun dolmasını yaparken ne kadar heyecanlı olduğumu görmüşsünüzdür herhalde. Yemek için de bir o kadar fazla heyecanlanıyorum, sabırsızlanıyorum ama öncesinde tabii ki saygısızlık etmeyeceğim. Çünkü yanımda Necati Bey var, sağ olsun bizi ağırladı, kabul etti burada. Hem mutfağını meşgul etmemize müsaade etti, hem masa işgal etmemize, kameralarımızı buraya getirmemize müsaade etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine öncelikle. Rica ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Umarım misafirlerimiz kavun dolmasını evlerinde yaptıklarında aynı lezzeti alacaklardır. Heyecanlı olmanızı anlıyorum çünkü insanın önüne her zaman padişahlara özel yemekler yapılmıyor. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın en çok sevdiği yemeklerden birisi olan kavun dolması. Ki Kanuni'nin oğlu Cihangir'le Beyazıt'ın sünnet düğününde ağalara ve paşalara yapılmış bir yemektir. O yüzden heyecanlı olmanız normal. Evet, padişahlara yapılmış bir yemek yiyorum yani şu anda. Kendinizi o konuda şanslı hissedebilirsiniz. Tabii. Şimdi biz Unutulmuş Reçeteler diye bir program yapıyoruz. Programımızın adı bu. Ve yaptığımız araştırmalar neticesinde de pek çok reçetenin aslında kayıt altına alınmadığı, pek çok reçetenin bu yüzden kaybolduğu, sarayların bir saraydan diğer saraya taşınılırken ortadan yok olduğuna dair bulgularımız var. Bu reçeteleri siz nereden buldunuz? Şimdi maalesef Türk mutfağının biraz da gelişememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Dönemin aşçı loncaları, bu yemek bana özel, çünkü padişaha çıkıyor, bu yemek bana özel olsun. Sadece bunu padişaha ben sunabileyim, başka kimse öğrenmesin diye. Öğrendikleri yemekleri çıraklarına ya da gelecek nesillere ulaştırmamışlar. Dolayısıyla bu yemeklerde kenarda, köşede, kıyıda,
İşte mutfak masraf defterlerinde gizli saklı kalmış, gelecek nesillere ulaşamamış. Dolayısıyla bugün Türk mutfağı dediğiniz zaman kavun dolmasını telaffuz etseniz kimsenin aklına gelmez ama sarayların en çok tercih edilen yemeklerinden bir tanesiymiş. Bunun gibi işte bıldırcın dolmaları, ayva elma dolmaları, ballı kuzu etleri, levzineler, mahmudiyeler, mutancalar, börek-i makiyen dediğimiz tavuklu ve yumurtalı börekler. Dolayısıyla birçok sebepten dolayı Türk mutfağı gelişememiş, sığ bir arana kalmış. Biz burada bu Türk mutfağını biraz da prangalarından kurtarıyoruz. İçeride genç gördüğünüz aşçı şarklarımız öğreniyorlar. Dolayısıyla Türk mutfağına da bir katkı. Öğreniyorlar değil mi? Saklamıyor yani. Kadir Usta hiçbir tarifi saklamıyor. Gerçi bize anlattı, hiçbir şey saklıyor gibi gözükmüyor. Ne mutlu ki Necati Bey gibi bu kültüre gönül vermiş, saray mutfağına gönül vermiş, eski Türk mutfağına gönül vermiş insanlar mevcut. Kaybolmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de böyle bir misyon edindik. Siz ekran başında bizden bunu görüp evlerinizde çekinmeyin, deneyin diye. Şimdi sohbetimize ufak bir virgül koymak istiyorum. Çünkü bu şaheseri tatmak isterim. Nispet yapmak gibi olacak biraz ama. Şimdi çatalı bıçağı alayım elime. Ama nereden başlayacağımı, nasıl yiyeceğimi. Sanırım bu kapak süs niyetindeydi. Evet, bir sunum için. Evet. Şimdi Osmanlı saraylarında tatlı ile tuzlu bir arada kullanılmış. Yani evet, tatlı bastırılsın diye ekşi kullanılmış. Acı bastırılsın diye tatlı kullanılmış. Bu tarz çalışmalar olmuş. Şimdi burada kavun içerisinde kuş uzun biberiye ve pul biber var. Bu pul biberi hafif acı pul biber var. Bunu dengelemek için de kavun var. Bir miktar kavundan kesip etten de beraberinde tadabilirsiniz. Yani bu iş biraz denge işi. Dolayısıyla yerken sadece içini değil, az önce yaptığımız, hatırlıyorsunuz, az önce sotelediğimiz, tereyağında sotelediğimiz şu kavun parçaları var ya, ondan da almayı ihmal etmememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunlarla beraber kavunun içini de yiyebiliriz. Kavunun içini de yiyebiliriz. Tabii. Bununla beraber. Şöyle ben birlikte olsun. Bir dakika. Bunu kaşıkla yemek daha mı kolay acaba, yoksa benim yol yordan bilmezliğim midir? Estağfurullah. Efendim bana afiyet olsun. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan. Hiç tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Çok net bir şekilde içine koyduğumuz şu iki tatlı kaşığı biberiye vardı ya, çok net bir şekilde biberiye algılayabiliyorsunuz. Hakikaten şaşırmamak elde değil. Belki de bizim ön yargılarımızda diyebiliriz. Kavunu nasıl biliriz? Tıpkı bal kabağından çorba mı olurmuş arkadaşım dediğimiz gibi, bal kabağından sadece tatlı yapılır yanılgısına düştüğümüz gibi, kavundan da sadece yemek sonrası ya da meze niyetine yenilen bir meyve olarak söz etmek mümkün değil. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hakikaten çok güzel. Üstelik hafif, üstelik ne çok acı, ne çok tatlı, ne çok tuzlu, ne çok ekşi, inanılmaz bir denge var ortada. Sarayda çanak yağması denilen bir kültür var. Nedir bu çanak yağması? Çanak yağması ordu birlikleri ya da yeniçerilerle padişah arasındaki bir iletişim diyelim. Büyük bir obaya çanakların içerisine yemekler dolduruluyor, tabii özel bir yemek. Bunlar obaya serpiştiriliyor. Ordu birlikleri ya da yeniçeriler geliyor. Eğer padişahla ya da yönetimle ilgili bir sıkıntıları varsa bunlar padişaha iletiliyor. Askerler bu sorunun hallolduğunu düşünürlerse yağmalama usulü hızlı bir şekilde çanakları alıyorlar ve yiyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda hem bir iletişim hem de askerler için bir şey de oluyor. Yani bir askeri bir eğitim de oluyor. Çünkü bir alanda çok fazla asker bir alanda alıyor ve kendi kısmetini almaya çalışıyor. Hem eğitim oluyor hem de padişahlar aralarında bir iletişim oluyor. Bunun ismi de çanak yağması. Ramazanlarda da biz çanak yağması ziyafet menüsü adı altında bu tür isimlerin unutulmaması için yemekler ve menüler hazırlıyoruz. Çok çok enteresan ve güzel bir bilgi. Çanak yağması kulağımıza kalmasında, hatırımıza kalmasında fayda var. Necati Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ama Osmanlı'nın güzel bir geleneği daha var. Unutulmuş, tıpkı bu yemekler gibi unutulmuş bir gelenek. Osmanlı'da iftar sonraları fakir ahaliye sadaka niyetine altınlar verilirdi.
Ama tabii o gün de çok hassastı Osmanlı. Fakire ben sana sadaka veriyorum değil de bu senin dişinin kirası, diş kirası adı altında bir para veriliyor. Daha sonra Osmanlı'da önce sarayın çevresinde sonra İstanbul'da ve daha sonra da Anadolu'ya yayılan bir gelenek haline geliyor. Diş kirası. Diş gelenek. Kirası. Diş kirası. Yani gelenek. Önce iftariyelik veriliyor. İftar yapıldıktan niyetine veriliyordu. Sonra bir hediyeye dönüşüyor. Yemekten sonra da altını veriliyor ve dişinin kirası diye. Çünkü beni sevaba soktun diyor. Senin dişlerin benim sevabım için çalıştı diyor. Dolayısıyla bunda bir bedeli var. Bunu da dişinin kirası olarak, hediye olarak veriyorlar. Halbuki günümüzde misafirliğe gidildiği zaman bir şeyler götürülür. Çikolata ya da çiçek götürülür ama o zaman tam tersi. Misafir geldiği için ev sahibi misafire hediye veriyor. Dolayısıyla siz de bizim için bir misafirsiniz. İyi ki geldiniz. Bizi sevaba soktunuz. Bu da sizin dişinizin kirası. Efendim çok teşekkür ederim. Dişimin kirası. İlk kez dişim için kira alıyorum. Umarım bunun için bir vergi ödemem gerekmeyecektir. Verginizi de ödediniz siz. Bizi memnun ettiniz. Misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Efendim bir saniye. Hemen ne kadar şık bir sunum. Bu bir akik taşı. Bir akik taşı. Evet. Gelen konuklarımız bazen akikle, bazen yeşimle, bazen kaplan ağzı gibi Anadolu'ya has farklı taşlarla uğurluyoruz misafirlerimizi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz Rica ederim. Necati Bey. Ben teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiniz, beni çok mutlu ettiniz. Akik taşım ve ben. Ayrıca kavun dolmam ve ben şu an çok mutluyum efendim. Yeni mutluluklarda yine sizle birlikte olmayı diliyorum. Görüşmek üzere.